Osman Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bir tanıyabilir miyiz? Osman Yürektürk. Yatağındayım. Bıçak imalatçısıyım yatağında. Evet, kaç yıldır yapıyorsunuz? 22 yıldır bıçak üretim yapıyorum. Peki, yatağın biliyoruz ki Türkiye'de sayılı yerlerden bir tanesi bıçak üretiminde. Evet. Biraz bahseder misiniz geçmişinden? Farkı ne diğer yerlerden? Tabii ki. Bizim yatağının 800 yıllık geçmişi var. Evet. 800 yıllık geçmişi var. En büyük özelliğimiz ata mesleğimiz olması ve üretimimizin sadece el imali olması. Fabrikasyon değil, sadece el imali. Bütün yani farkımız bu. Peki dışarıdan gelen vatandaşlar geliyorlardı muhakkak Türkiye'nin farklı yerlerinden. Nasıl buluyorlar bu sizin ürünlerinizi? Abi çok hayranlıkla karşılıyorlar. Diyorlar ki biz de yatağını hep duyuyorduk, orada gördük, burada gördük ama iyi ki gelmişsin. Hani bunu ya önümüzdeki yıl defalarca bir daha geliriz, şunu yaptırırız, bunu yaptırırız diyen çok arkadaşımız, çok tanıdığımız oldu. Kılıç olsun, avbıça olsun, diğer bıçak türlerinden olsun. Peki ürünlerden biraz bahseder misiniz? Bıçak dediniz, kılıç dediniz, başka? Abi aklınıza gelen her türlü kesyalet, kılıç, avbıça, bıçak, satır, çakı, tara ve benzeri ya çok. Niye aklına geliyorsun? Hepsini yatağında üretiyoruz biz. Evet, peki şey sorayım size. Türkiye, daha doğrusu dünya bir Covid-19 ile mücadeleye geçti. Salgın hala devam ediyor ve büyük etkiler oldu. Evet. Siz bu süreçte nasıl etkilediniz bıçak üreticileri olarak? Abi yanlış konuşmuyorum ama belki hiç etkilenmeyen yerlerden birisi biziz. Biz pandemide biz bıçak yetiştiremedik. Doğru mu kadınlar? Evet. Biz bıçak yetiştiremedik. Abi şu anda raflarımıza koyacak bıçağımız yok bizim. Aynen, aynı devam ediyor. Çok şükür. Çok şükür. Peki, şu andaki durum ne? Son durum ne? Abi çok güzel. Şu an durumumuz çok güzel. Kurban Bayramı'na girdik malum ihtiyaçlar. Bayrama girdik. Çok şükürler olsun bıçağımızı bitirdik. İnşallah bayağı hayırlısıyla önümüzdeki sene vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha fazla üretim yaparız inşallah. Peki, teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediğiniz? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Feridun Bey, siz de pazarlama işine bakıyorsunuz bildiğim evet. Kadarıyla bıçak pazarlama, bıçak ve diğer türevleri diyelim, diğer çeşitlerini. Siz neler söylemek istersiniz, nasıl geçti bu dönem? Şimdi önce yatağımdan bahsedelim. Bizim doğup büyüdüğümüz yer, özümüzün yani kendi kişiliğimizin, köyümüzün oluştuğu yer, yatağım. Yatağım... Dünyadaki 28 bıçak üretim merkezinden yani en başta gösterebilecek yerlerden birisi. Hatta Fransa'da düzenlenen 1. Dünya Bıçakçılık Festivali'nde Türkiye'den sadece yatağın seçilmiştir. Ama biz bazı konularda biraz eksikliğimiz var. Bir marka konusunda, iki tanıtım konusunda. Bu eksiklerimizi en kısa sürede kapatacağımızdan eminim. Bununla ilgili çok güzel, çok büyük gelişmeler var yatağında. Çok daha muhteşem, çok daha güzel şeyler olacağından veya zaten bunu gösteriyor. Çok güzel olacak yani. Temelimiz o. Peki daha iyi tanıtılması için sizin dediğiniz gibi ürünler çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Daha ne yapılabilir veya vallahi ne yapılması istersiniz? Ferdun Öztürk olarak ben yapıyorum. Ben dağdaki çobandan tarladaki çiftçiye, şehir merkezindeki oturan yani tüm dostlarımıza yatağın nasıl tanıtılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa kendi payıma konuşayım o konuda. Onu yapıyoruz ve bir ilerleme kaydettiğimizde hissediyorum ben şeyden. Neden hissediyorum derken işte atıyorum işte buradan Tavas bölgesi, buradan 50 kilometre. 50 kilometre gittiğimizde adam bize başka bir ilin bıçağı var mı diye soruyordu. Veya işte başka bir ilçenin bıçağı var mı diye soruyordu. Ben gülüyordum, abi niye bunu soruyorsun diye. Ya televizyonda en çok onun reklamı çıkıyor. Peki o bıçağı nerede üretiyorlar onu biliyor musunuz diye sordum da. Nerede üretiyorlar? Tabii ki bizim köyde üretiliyor. En büyük yanlışlarımızdan birisi o. Ben bu yanlıştan dönülmesini yani herkesin kendi markasında
kendi kalitesinde, mesela Osman ustamız yatağının en iyi, en güzel kalitesini yapan ustalarımızdan birisi. Yani biz kalitede yarışmamız gerekiyor. X bir firmanın veya X bir ilin veya X şeyin ürünlerini pazarlamamıza bizim gerek yok. Ve bunun da gerek olmadığını çok kısa sürede diğer bir imalatçı arkadaşlarımızın bunu anlayacağından eminim. Ben yol yakınken herkesin markalaşmaya çok önem vermesini istiyorum. Veya arkadaşlarım o konuya yönelmeleri daha onların faydasına olacağını düşünüyorum. Öyle diyelim. Yani en büyük eksikliğimiz pazarlama konusunda artık sıkıntı yok. İnternet gelişti. Yatağın belki yani kendi gücünün farkında değil, öyle söyleyeyim. Yani aslında dünyaya hitap edebilecek bir şey burada üretim var. Ama 50 kilometre ileride daha biz kendi ürünümüzü tanıtamamışız. Bunun acısı var, bunun şeyi var. Bunu hep beraber, yani yatağımlı olarak en küçüğünden en büyüğüne kadar hepimizin bir şekilde yatağında üretilen bıçakların, yatağında üretilen kılıçların, yatağında üretilen tüm kesici el aletlerinin yani nerede ne şekilde tanıtımı yapılması gerekiyorsa bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Bunun hepimize faydası olacağından eminim. Yani hem üreticiye, hem pazarlamacıya, hem de hiç bu işi yapmamış işte emekli olmuş veya işte denizde yaşıyor veya diğer yerde yaşıyor, gururla biz yatağımlıyız. Yani yatağım olmak bir ayrıcalıktır diyebilmeliyiz. Peki bu bıçak ürünlerini siz pazarlıyorsunuz, muhakkak vatandaşla çok görüşüyorsunuz. Hedef kitleniz neresi Ferdin Bey? Valla benim hedef kitlem dünya ama benim şöyle bir şeyim var. Yani bilgisayar başına satış yapmayı sevmiyorum. Tabii geçmişte benim çok değişik acılarım oldu, yani pazarlamayla ilgili söyleyeyim. Dünya, hatta Bıçak Dünyası markasını, yani 35. bölümden pazarlama olarak ilk defa alan biziz. Onun için yani altyapı gerekiyor. İşte Rabbim izin verirse, Allah izin verirse dünyanın demeyeyim de Türkiye'nin en büyük bıçak dünyası showroom'unu, hani adam küçük arabanın arkasına yazmış büyüyünce tır olacağım diye. Yani en büyük şeysinden Allah inşallah bize açmayı nasip eder veya inşallah yatağını bir arkadaşımıza açmayı nasip eder, öyle diyelim. Hedef büyük. Bizim hedefimizin büyük olması çok önemli değil. Yeni yetişen gençlerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu konuyla ilgili çok büyük çaba sarf etmeleri, hatta ve hatta bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani asıl şey, hedef koyması gereken onlar. Biz hem dostlar ticarette görsün, hem ziyaret, hem ticaret. Yani artık ben şöyle söyleyeyim, yani sadece İşin maddiyat tarafında değilim, yani para tarafında değilim. Yani elimizden gelen bir şey olursa, yatağına en ufak bir faydamız olursa ne mutlu diye düşünüyorum. İşte bu. Ferdin Bey, siz geçen gün bir video paylaşmıştınız sosyal medyada, ben orada gördüm. Tarlada bir küçük çocuğa bıçak hediye ediyorsunuz. Tarlaya da götürüp hediye ediyorsunuz. Değil mi? Çeşitli böyle etkinlikleriniz vardı biliyorum. Faaliyetleriniz var ürün tanıtma adına. Evet, biraz bahseder misiniz? Evet, bizim çok değişik etkinliklerimiz var. Bize bazı arkadaşlarımız gülüyor. Bize bizim hoşumuza gidiyor yani gülmeleri. Veya işte adam diyor ki sizi çözemedik. Ya biz çözmenize gerek yok yani. Ben birkaç şeyden bahsedeyim. Mesela biz Çal, Batlan, o bölgede yaşayan tüm çoban kardeşlerimize dedi ki ücretsiz orada yaşayan bütün çoban kardeşlerimize ücretsiz çakıya gidiyoruz dedik. Yani cep çakısı bu. Hani bizim bir sözümüz var, çam sakızı çoban armağanı, yani şeyler. O kadar çok hoşlarına gitti ki, yani 20 lira, işte 30 lira çakı, maddiyat değil şeyler. Ama bir kahveye gidiyoruz. Ben bugüne kadar geldiğim yerlerde çok hatırlamıyorum böyle, çok nadir çay parası verdim. Adam, ya yemeğimize varınca karnımızı doyuruyor, işte orada zaten çay parası almıyor. Ya her şey para değil, bazı dostluklar var, bazı arkadaşlıklar var. Yani yatağın ürününü
Oradaki oturan arkadaşımız gidip diyor ki bununla ilgili ya işte buna diyor ben kefilim diyor. Yani o 20 liralık bıçağı bile ben kefilim diyor. Ya yani, bu işte dostluktan yani o yaptığımız şeylerden ileriye geliyor. İleriye geliyorum çok değişik daha projelerimiz var. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Dağdaki çobandan köydeki tarladaki şeye kadar nerede olursanız ol bizim hitap ettiğimiz yani araçlarımızla teslim edebileceğimiz işte Uşak bölgesinde, Denizli bölgesinde, Manisa bölgesinde, Muğla bölgesinde, Burdur bölgesinde, Isparta bölgesinde, Uşak bölgesinde buralarda belirlediğimiz noktalara yani hiç tereddütsüz aldığı ürünleri teslim ediyoruz. İstersen 10 liralık ürün alsın bizim için fark etmiyor. Yani mesela 10 liralık, 1000 liralık ürün satmak değil hem yatağının reklamını yapmak hem biz biraz da değişikliği seviyoruz öyle diyeyim. Yani farklılığı seviyoruz. Farklı olmak zorundayız yani ticaretten. Önce ürünü değil mi? Ürünü kalitesini ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ya tabii şimdi ben Barcelona'nın reklamını yapmak istemiyorum. Yatağınla ilgili reklam yapalım da işte dünyada içecek olarak X bir firma var. Dünyada en tanınan marka o ama dünyada en çok reklama yatırım yapan da firma o. Yani demek reklama ihtiyacı olmasa o adamlar yapmaz. Ama Amerika'daki bir adam işte Türkiye'deki bilmem X köydeki bir yere kadar hitap ediyorsa biz de burada elimiz kolumuz bağlı duruyorsak tabii buna yazık diyorum. Neden yazık diyorum? Almanya'da adam yıllar önce bir makas imal etmiş. Budama makası diyoruz biz. Şimdi bu adam Alaşehir bilmem ne köyünde adam diyor ki ben şu markadan diyor makas var mı? Tabii bu bizi üzüyor. Yani şimdi bizde ustalık var, ürün var, şey var. Biz bunu ne yapamıyoruz? Tabii biraz daha büyük düşünmediğimizden yapamıyoruz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda da bir de şimdiye kadar yatağınların pazarlama konusunda ürünü açan olmamış. Yani nasıl olmamış? İşte üretici biziz, un bizim, şeker bizim, tuz bizim, yani ekmeği biz üretmişiz. Ama bunu gerçek üreten adamlara ekmeğin sadece kırıntıları kalmış. Yani ekmeği de yememişiz, ekmeği yememişiz zaten de kırıntıları kalmış. Yani bunun pastadan en büyük dilimi başkaları almış. İşte ölmeyecek kadar da bizim ustalara vermişler. Bu çok üzücü. Yani, asıl kazanması gereken o. Asıl bu işin şeysini çeken, eziyetini, asıl zorluğunu çeken. Şimdi Osman Usta'm ne kadar rahat olursa kalite açısından o daha kaliteli nasıl yaparım diye düşünür. Ama Osman Usta işte atıyorum 30 kişi çalıştırıyorsa, günde bunlara 3 milyar para vermesi gerekiyorsa, parayı düşünürse o zaman tabii yani adam bölünüyor, parçalanıyor yani şey de değil. Ama çok şükür yani biz onları açtık diye düşünüyorum bazı şeylerde. Hani şöyle söyleyeyim ben önceden nakit olarak çok büyük rakamlar vermeyeyim ben küçükten söyleyeyim de yani 1000 lira bile aylık girse çok bizim için güzel paraydı, işçiler için güzel paraydı. Ama şimdi Allah'a çok şükür kat kat fazlası giriyor. Ha bu yeter mi? Biz imalat olarak gerekeni yaptığımız sürece bunun ben yetmeyeceğine inanıyorum. Neden? Bugün 10 çalışanımız varsa bugün işte evdeki kadınından tutun yani hepimiz buna odaklanmak zorundayız ve hepimiz para kazanmak zorundayız. Öyle söyleyeyim. Biz bir de sen 800 yıllık diyoruz ya eski ustalarımız tren rayından yani dövmüşler bıçak yapmışlar. Şimdi bizim onlar tren rayından uçak yaptıklarına göre yani biz yani uçak motorundan bıçak yapmamız lazım. O konuda biraz geriyiz ama çok güzel gelişmeler var. Çok güzel ustalarımız var öyle diyeyim. Teşekkür ederiz Feridun Bey. Var mı başka eklemek istediğiniz? Ben teşekkür ederim. Değer verip bizi buraya kadar geldiğiniz için Ömer Bey size, ajansınıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya yani bütün arkadaşlarımızın, bütün dostlarımızın buradan bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.